Herkese merhaba. Ben Fatma Nuraktaş. Instagram sayfamda satranca dair öykünüz nedir diye bir soru sormuşsunuz. Ben de buna istinaden buna cevap vermek istedim. Kendimi kısa bir tanıtmak istedim. Satrançla hayatım şu şekilde başladı benim. 5-6 yaşındayken babam da il antrenörü ve il hakimi olduğu için abime öğretiyormuş ve ben de onlar oynadıkça ilgi salmışım ve onlarla beraber öğrenmeye başlamışım. Daha sonra babam zaten benim hafta sonları halk eğitim merkezlerinde kurslar açıyordu. Aslen öğretmen ama hep idarecilik yaptı kendisi. Kurslar açıyordu. Ben de onlara katılmaya hep devam ettim zaten. Her hafta sonu satranç kurslarındaydı bizim. Ona istinaden de ikinci sınıfta bir turnuvaya katıldım. O turnuvada il derecesinden sonra Eskişehir'de Türkiye şampiyonasına gittik. Orada bir derece alamadım tabii ama ona da katılmış olduk. Çok güzel bir deneyimdi. Çok güzel geçmişti. Çok eğlenceliydi. Tabii babam ve abim de yanımda olduğu için o konuda da şanslıydım. Çünkü çok küçük olduğum için o yaş grubunda başka bir şehire gitmek tabii ki daha farklı. Bu şekilde başladı. Daha sonra lisede ve üniversitede de okul kulüpleri oluyor. Onlara da katılmıştım. Orada da oynamaya devam etmiştim. Tabii çok o zaman yoğun turnuvalar yoktu. Çok turnuvalarla ilerleyemedik. Daha sonra üniversite bitti ve ben Amasya'ya geri döndüm. Amasya'ya geldiğimde bir süre bir kurumda çalıştım. Daha sonra işi bıraktım. Farklı alanlarda çalışmaya devam ettim. Bunlardan biri de bu süreçte o sene ben artık satrancın oyuncu kısmından çıkıp teknik kısmında ilerlemek istedim. Teknik kısmında da ilk antrenörlükle başlamak istedim ve o yılda benim şansıma tabii ki Amasya'da bir antrenörlük kursu açıldı. 3-4 gün süren bir antrenörlük kursu sonucunda sınava da girerek antrenör olmaya hak kazandım. Birinci kademe antrenör oldum. Daha sonra bir süre antrenör olarak çalıştım. Okul öncesinde birkaç okulda çalıştım ve özel dersler verdim. Belirli bir süre devam etti bu şekilde. Bu süreçte tabii ki babam sürekli turnuvalarda hakem olarak görev aldığı için ben de o yöne de ilerlemek istedim ve hakem olmak istedim. Ben buna karar verdikten sonra o sene Bolu'da bir hakemlik kursu açıldı. Aday hakemlik kursu ve ona katıldım. Yaklaşık bir hafta sürdü o da. Tabii bu kurslara, seminerlere Türkiye Satranç Federasyonu tarafından görevlendirilen eğitmenler geliyor. Hakemlik eğitimimi İsmail Çalışkan tarafından aldım. Daha sonra aday hakem olduk. Sınavında başarılı olduk tabii ki ve aday hakem oldum. Aday hakem olduktan sonra belli bir kıstasları var, normları tamamlamanız gerekiyor ki il hakemi olabilirsiniz. Daha sonra il hakemi olabilmek için belli bir süre hakem olarak çalışmaya devam ettim. Yani turnuvalarda görev aldım. Bunun peşine de turnuvalarda görev aldıktan sonra bir de gelişim semineri almanız gerekiyor. Gelişim semineri de o sene ben turnuva görevlerimi tamamladıktan sonra Samsun'da açıldı ve Samsun'a gittim. Bir haftada Samsun'da eğitim aldık. Bu eğitimimize de yine Satranç Federasyonu tarafından Akif Tayfun Haznedaroğlu geldi. Kendisi tarafından eğitimimizi aldık, sınavımıza girdik, başarılı olduk ve il hakemi olmuş oldum. Şu an halen il hakemiyim ve birinci kademe antrenörüm. Çalışmalara devam ediyorum. Tabii ben bu süreç içerisinde evlendim ve il değiştirdim. Yani Amasya'dan Tokat'a yerleştim. Tokat'ın Zile ilçesindeyim şu anda. Bir de küçük bebeğim var, 16 aylık. Şu an bu vaktim, yani hemen hemen her vaktim onunla geçiyor. Ama bu süreç içerisinde babamla da sık sık satranç adına konuşmalar yaptığımız için ne yapabilirim? Sürekli evdeyim çünkü çalışma hayatım da yok. Hani bebeğimle beraberim. Malum tabii pandemi de var. Dedim ki baba böyle böyle bir düşüncem var. Hani Instagram'da bir sayfa açacağım falan dedim. Hani kısa kısa ders notları paylaşırım dedim. O da güzel olur kızım dedi. Böyle bir şekilde başladım. Yani daha sonra birden baktım, o kadar çok takip isteği gelmeye başladı ki çok şaşırdım. Gerçekten beklemiyordum böyle bir ilgi alaka. Daha sonra açtığım gün zaten 500-600 kişiye falan ulaştı takipçi. Çok şaşırdım, yani çok mutlu oldum. Bu kadar insanın ilgiyi duyduğunu ya da öğrenmek için merak ettiğini bilmiyordum.
bunu öğrenmiş oldum ben de. Ve şu anda sayfa gerçekten çok güzel ilerliyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Film önerileri, ünlü satranç oyuncuları, satrancın faydaları, işte satrancın konuları ile ilgili kısa kısa anekdotlar zaten paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Tabii bunları paylaştıkça da takipçiler tarafından işte siz kimsiniz, öykünüz nedir gibi tabii ki sorular geldiği için de bu videoyu kısaca çekmek istedim sizler adına kendimi tanıtmak için. Benim satranç öyküm bu kadar. İnşallah Instagram'da ve YouTube'da birbiriyle paralel olacak şekilde çalışmalarıma devam edeceğim elimden geldiğince. Zaten yorumlarınıza, sorularınıza mutlaka cevap veriyorum mesajlarınızda da. Her soruyu sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Çoğu arkadaşım biliyordur videoyu izleyenler de. Bunun haricinde bir de şunu belirtmek istiyorum ben. Öğretmen misiniz diye soruyorsunuz. Öğretmen değilim. Atatürk Üniversitesi işletme mezunuyum ben. Ama satranç adına öğretmen, antrenör olmak için öğretmen olmanız gerekmiyor. Biliyorsunuz bunun biz eğitimlerini alıyoruz, anlattığım gibi eğitimlerini aldık. Ben iyi aktarabildiğime inanıyorum sadece, naçizane benim şahsi düşüncemdir. Bunun için de bu yolda da ilerliyorum. Dilerim sizler de seversiniz YouTube anlatımlarımı. Kısa sürede zaten bugün bir paylaşım yapacağım. Buradan sonra da 4 yaş, 4 ve 5 yaş grubuyla devam edeceğiz buradan. 4-5 yaş grubu için diyorum. Çünkü 4-5 yaş grubunda online dersleri ben verimli bulamıyorum. Çünkü neden? Şimdi ders süremiz 1 saat oluyor. Dolayısıyla maddi karşılığı da 1 saatin karşılığı oluyor. Ama ben 4 yaş ve 5 yaş grubunun 1 saat boyunca bu ekranı kitlemek istemiyorum. Doğru da bulmuyorum açıkçası. O yüzden 4 ve 5 yaş grubuna böyle kısa kısa 10'ar dakikalık anlatımlarla ve birebir derslerde kullandığım dokümanları PDF formatına dönüştürdüm. Bunları izleyen kişilerle paylaşarak, işte kanalıma abone olup videonun altına yorum yapan arkadaşlarla paylaşarak hem kim ilgili onu anlamış olacağım, hem de paralel bir şekilde veliyle beraber de görüşmeye devam etmiş olacağız. Onlara ben mail olarak göndereceğim. 4-5 yaş grubuyla bu şekilde ilerleyeceğiz. Sizlerin desteği de benim için çok önemli. İnşallah YouTube kanalıma da abone olun ve oradan Instagram'la beraber paralel bir şekilde devam edelim. Ben elimden geleni yapacağım. Zaten sayfamı da bunun için açtım. Sizlere yardımcı olabilmek için, satranç adına merak ettiklerinizi elimden geldiğince bilgim dahilinde araştırarak paylaşıyorum. Sizlere o şekilde cevap veriyorum ben. Yani direkt o anda hemen cevap vereyim diye bir cevap vermiyorum. İnanın araştırmam gereken ve öğrenmem gereken bir şey varsa onu araştırıp sorup soruşturup o şekilde sizlere dönüş yapıyorum. Yani sayfayı rastgele olsun diye açmadım, emin olabilirsiniz. O konuda içiniz rahat olsun. Ben de vicdanen rahatım. Sizlere de elimden geldiğince yardımcı olacağım. Dilerim bu videomda sizler için faydalı olmuştur. Her şeyi de anlatmışımdır dilerim. Çünkü gerçekten çok zormuş bu. Bu şekilde konuşmak, anlatmak, kendini anlatmak gerçekten zor. Videolarımda konuşmaya, görüşmeye devam ederiz. Instagram sayfamda da paylaşımlarım devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.